Kim? 31 Ekim. Neredeyiz? Nikah aksesuarının evindeyiz. Evet, ne yapıyoruz? Geçici ev, ev dolanıyorum. 2 hafta daha böyle dolanacağım. Siz de her gün bir evde, her hafta bir evde ziyaret ediyorum. Bu hafta nikah aksesuarının evindeyim. Nikah tasarım yani. Değerli Başak Burçları, son zamanlarda işinizle ilgili uzun emekli olup yeni iş arıyorsanız biraz daha bekleyeceksiniz. Çok uzun süredir aynı soluklu bir işteyseniz, terfi bekliyorsanız bu terfi aydınlanmanız gerçekleşecek. Bazı beklediğiniz ve haber ve şu an bulunduğunuz noktadan yer değişimi beklentiniz varsa, başka bir yere geçmek istiyorsanız bununla ilgili çağrılıp CV'nizde olumlu ve bu anlaşmayı da imzalayıp yeni kapınızın yoluna gideceksiniz. Devlet alanında çalışıyorsanız, özellikle devlet alanındaki finans sektöründe insan kaynakları olabilir, satış alanında çalışıyor olabilirsiniz. Burada bazı maddi krizler söz konusu olabilir ve yanlış hesaplanmalardan zarar görebilirsiniz. Bu hafta dikkatli kontrol edin. Hesap alanında çalışan herkes zarar görmenizi istemiyorum. Kendi işini kurmak, yeni iş planı için hemen yapın, çok kazançlı gözüküyor. Korkmanıza gerek yok. Bunu risk alacaksınız ve siz kazanacaksınız diyorum. Ortaklı işlerde olan bazı Başak burçlarında haritanızı burada not, çünkü bilgisayarım evde kalmış, burada notlara bakarak yapıyorum. Ortaklı işlerde de parasal konulardaki haksızlıklar ve ortağınızın söylediği yalanlarla yüzleşeceksiniz. Bu da canınızı incitebilir. Kardeşim kadar güveniyordum, bunu nasıl bana yaptı diye tartışmalı ve mahkemeyle sonuçlanacak. Dikkat edin. Lütfen bir daha zarar görmeyin. Ortaklık bitene kadar masa işinizin başından asla ayrılmayın diyorum. İhmal etmeyin. Atama beklentiniz varsa, öğretim görevlisi ya da akademisyenseniz de üniversitede akademisyenlik yapmak istiyorsanız bununla ilgili 1 sene daha vaktiniz var. Evet, altyapınızı güçlendirin, kendinizi geliştirin ama bunun için 1 sene daha vakit var. Şu an bulunduğunuz yeri kaybetmenizi istemiyorum. Sabit bir iş alanında çalışıyorsanız değişen hiçbir şey olmayacak. Sadece yerinizi ve koltuğunuzu kaybetmemeye özen gösterin. Çünkü sizin koltuğunuzda yakın çevrenizde yakın biri, sizin yan tarafınızdaki yakın biri sizin işinizi kaybettirmenize sebep olacak. Dikkatli olun. Yerinizde seviliyorsunuz. Başkasının aklına uymayın diyorum. Yabancı dil eğitimi değil, yabancı dil eğitimi ya da kişisel gelişim uzmanlığı, astroloji eğitimi alabilir. Farklı kurslarla ilgili kendinizi geliştirmek istiyor olabilirsiniz değerli Başak Burçları. Evet, bu tarz yetenekleriniz var. Yapabilirsiniz. Ama kardeşinizle ya da kız kardeşinizle ya da erkek kardeşinizle ortaklı bir iş yapıyorsanız burada güzel enerjiler var. Bunu doğru değerlendirdiğinizde işiniz büyüyecek. Parasal evrenizde daha güzel yollar, güzel anlaşmalar, hatta markanızda güzel enerjiler ve akışlar söz konusu olacak. İşinize sağlıklı sarılın. Çünkü güzel kazançlar sizi bekliyor diyorum. Babanızın bazı malları olabilir ya da babanız vefat ettiyse annenize ait bazı malları olabilir. Bunlarla ilgili kardeşler arasında ortak doğru karar vereceksiniz. Satılması gereken yer satılacak. Yine ortak bir ev söz konusu olacak değerli Başak Burçlarım. Mesela şöyle söyleyeyim. Eğer göçmen, Gürcü ya da farklı alanlarda olan, yani göçmen, soyunuzda göçmenlik, Ermenilik, Yahudilik ya da farklı bir oluşumunuz varsa bir ev satmak ve bu evi ortaklı güzel büyük bir noktada kazancı elde edeceksiniz. Bu neyse ben sattırmazdım ama satılacak, ama yine kar, bir sene sonra satsanız daha büyük kar var. Şu an böyle bir şey satmanıza ihtiyacınız yok diyorum. İşsiz olan ve işini iş ve parasal anlamda ciddi anlamda kayıplar yaşayan Başak burçlarında hafta sonuna kadar beklenmedik, ufak tefek sizi rahat edilecek paralar var. Korkmayın, bu kazançlar size gelecek. Eninde sonunda rahata ereceksiniz. Sevgiliniz yüzükle geliyor bu hafta. Evlenmek isteyebilir sözde. Yüzük bakmalara gidebilirsiniz. Yani bu hafta böyle şirin şirin ilişkinizde heyecan dolu anlar var. Yani bu heyecanı lütfen sağlamlaştırın. Lütfen kalıcı fotoğraf çekin. Çünkü çok mutlu bir evlilik teklif alacaksınız ya da evlilik teklif edeceksiniz. Güzel bir şey olacak.
Sevgilinizle ayrıldıysanız ve haber alamıyorsanız sürpriz bir mesaj, yanlışlıklar adım bilmem ne konuşmalarına eğer kafayı takmazsanız, sakin karşılarsanız karşı taraf sizi tekrar bu şansı değerlendirecek ve ilişkiyi doğru götürebilirsiniz diyorum. Değerli Başaklar, eğer evliyseniz, evliliğinizde şüpheniz varsa şüpheci bir durumu yok. İlişkinizle ilgili sadece birbirinizle vakit geçirmeye, çocukları kenarda ananıza, bacınıza, kime yolluyorsanız yolun, birbirinizle ufak ufak enerjinizi değiştirmenizi istiyorum. Uzun süredir bekar olanlar, alternatif teklifler var. Değerlendirin. Doğru kalbi, doğru enerjiyi tutacaksınız ve korkmanıza gerek yok diyorum. Değerli Başaklar, evlilik ben bittim. Bu ilişki yürümüyor. Ne olur ben kurtulacak mıyım diyorsanız, bu ilişki çok güzel bir aşkla bütünleşecek. Kurtulmaktan çok birbirinize yeniden aşık olacaksınız. Biraz sürprizler, biraz heyecanlı mesajlar bu ilişkiyi canlandıracağına inanıyorum. İnandım bile. Aile arasında söz nişan yapacak bazı başak burçları var. Bence şöyle söyleyeyim, görücü usulü ya da tanıştırma ya da bir sosyal medyada tanıştıysanız, gerçekten ailenize ya damat evlat gibi olacak ya da gelin gerçekten eve evlat gibi olacak. Güzel bir tercih. Şimdiden bunu değerlendirin, keyifli olacak. Çocuk tedavisi, çocuk isteyenlerde biraz gecikmeler olabilir. Bu hafta sonu aileniz köyden gelebilir ya da köyle memleketinizle alakalı gitmeniz gereken sürpriz bir yol olabilir. Sonu hayırlı olacak diyorum. Sağlık olarak da özellikle kulak burun alerjiniz, siyatikleriniz ve baş dönmelerinize dikkat edin. Mutlu kalın, umutla kalın, hayatla kalın, aşkla kalın. Her şeyden önemlisi yaradanımla kalın. Hoşça kalın.